Merhabalar değerli dostlarım. Bu videomuzda e, biraz insanlık ve medeniyet nereye doğru gidiyor? Türk Devletler Teşkilatı dediğimiz oluşum bunun tam neresinde? Onu konuşmaya çalışacağız. Büyük düştüğü yerden kalkacak, yeniden medeniyeti önderlik edecek. Biz 1055 yılı itibariyle başlayan süreçte dünyaya nizam-ı alem dedik. Supreme Order of Turkish World. Ne diyor yani? Türk dünyasının yüce düzeni. Maalesef Müslüman alimlerin şeytan kazanacak diye böyle bir ellerinde dosyalar tribün yapmaya çalıştıklarını görüyorum. Yani bunun adına tribün yapmak diyorum çünkü o ellerindeki dosyalar hepimizin yıllardır bildiği binlerce çalışmadan bazıları. İşte bizim DNA'mızla oynayacaklar, bize şunu yapacaklar, bize bunu yapacaklar. Birçok devletin binlerce çalışmasından bazıları bunlar. O tür çalışmaları yapıyorlar elbet ama... Bunun önünde bir engel var. Bunun önünde Türk Devleti var değerli dostlar. Bakın bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk bir şiirinde, şiirden böyle parçalar söyleyeceğim sizlere. Diyor ki ne 300 ne 1000 yılı Tuna ezelden Türk diyarıdır. Alplerin üstü de bizimdir, altı da bizimdir. Ve devam ediyor şiirin bir yerinde. Diyor ki: "Türk bir ırkın adı değildir. Adamların birliğidir. Adam da o ilk adamdır. Hazreti Adem'dir." Bakın çok ilginç. Yine o şiirinin sonunda diyor ki: "Bir gaflet perdesi örttüler. Ama o gaflet perdesi bir gün kalkacak. Sen göreceksin o zaman hakikat nerede? Hakikat nerede?" diyor. Bakın çok ilginç bu şiiri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşantısını, neler yaptığını, neleri araştırdığını, bu ülkede neleri yapmaya çalıştığını, nelere önderlik ettiğini incelediğimizde Gerçekleri çok daha sağlıklı görebiliriz. Ee, Türk Devleti'nin ne olduğunu çok daha sağlıklı anlayabiliriz. Nitekim ondan yıllar sonra bu sefer 21. yüzyılın başında 2010 yılında vefatından hemen önce son 10 Kasım anmasında e, Mustafa Kemal Atatürk'ü andıktan sonra özellikle onunla birleştirerek Necmettin Erbakan Hoca, e, benim çalışmalarıma göre Mustafa Kemal Atatürk'ün halefi Necmettin Erbakan Hoca e, diyor ki yiğit düştüğü yerden kalkacak yeniden medeniyete önderlik edecek. Değerli arkadaşlarım ben geçenlerde bir yazı yazmıştım çok kısacık bir not. demiştim ki orada 240 yıllık Amerika Birleşik Devletleri'nin her sokakta ajanı olduğunu söylesek herkes inanır ve bunu kabul eder. Ben de yani bu kadar araştırma yapan, tarih, uluslararası ilişkilerle ilgilenen birisi olarak çok da rahatlıkla kabul ederim bunu. Peki o 240'ın yanına bir sıfır daha koyalım. 2400 yıl. Sadece yazılı tarihte bilineniyle ve hep kendini devam ettiren aynı kurum olarak, aynı devlet olarak kendini devam ettiren devletin nerelerde neleri vardır? Lütfen bir düşünün. Şimdi e herkesin şaşıracağı belki cümleler söylüyorum, daha da şaşıracağınız bir şey ekleyeceğim. Türk Devleti 200 yıllık bir ricat planını yürütüyor, bir hilal planını yürütüyor. Hani savaşlarda, o savaşların içindeki her muharebede e, gerektiğinde veya 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık dönemlerde Türk Devleti'nin uygulayabildiği bir plandan bahsediyorum. E, şair diyor ya, yenilgi yenilgi, zafer vardır ee, i̇nsanlar bana hep sorarlardı. Ya yenilgi, yenilgi, zafer nasıl olur? Bakın işte şöyle olur. Türk devleti öyle bir kadim akıl ki yenilirken bile yenilgiyi kendi kontrolüne alabiliyor. Nitekim son sürece baktığımızda son 500 yıldır geriye doğru giden özellikle son 250 yıl yani yakın çağda artık liderliği kaybeden Türk Devleti o yakın çağın başlamasının hemen ardından ve burada Türk Devleti milliyetçilik üzerinden parçalanmaya başlamışken şöyle bir planı ortaya koyuyor net olarak bu plan diyorum çünkü bunu şimdi söyleyeceğim Seddülbahir. Yani o günün Dışişleri Bakanı ikinci Mahmut Han'ın Dışişleri Bakanı Akif Bey gibi ondan yaklaşık bir 70 sene sonra Sultan Abdülhamit Han da aynı şekilde dile getiriyor. Ve zaten sürece baktığımızda, 200 yıla baktığımızda, nelerin uygulandığına baktığımızda da planın işlediğini görüyoruz. Plan şu diyor ki Akif Bey biz eğer yeniliyorsak, yenildiğimizi görürsek bir tek çaremiz kalıyor. Anadolu sınırlarına çekilmek, kontrollü dağılmak, Anadolu'da yeniden asli unsur üzerine kurulup tekrar büyümek. Bakın ne demek istiyor ve karşılığını nerelerde buluyoruz. Anadolu sınırlarına çekilmek diyor. Türk Devleti, Anadolu dediğimiz Kızıl Elma'yı, dünyanın merkezi, dünyayı yönetmek, nizam vermek, dünya nizamını kurmak için merkez kabul ettiği Anadolu'yu 35. paralelden geçen, yani Kerkük, Halep ve Kıbrıs'ın altından geçen, yani Akdeniz'i ve Ege'yi de, adaları da kapsayan ve Batı Trakya'dan dönen bir dikdörtgen olarak görüyor. Nitekim bu açıklamadan 100 yıl sonra bizim gasp edilmiş topraklarımızla ilgili edilen yemin, misak-ı milli sınırlandırılması, Sınırlarına baktığımızda tam da bu sınırları görüyoruz. İkinci söylemin ikinci maddesi neydi? Kontrollü dağılmak. Yani Anadolu'ya çekileceğiz ama bugüne kadarki coğrafyamızı da kontrolsüz biçimde birilerine yem etmeyeceğiz diyor. Bunun karşılığını nerede buluyoruz değerli arkadaşlar? Şöyle bir örnekle anlatayım. 2009 yılıydı. Ben çevremdeki dostlarıma dedim ki Libya'da yönetim değişecek ve Libya'nın bayrağı ay yıldız olacak. Libya Türkiye'den yönetilecek. Bakın hatırlayın. Libya'da yönetim değiştiği an bayrak ay yıldız oldu. Bunun bir sebebi var. Bunu başka videolarımızda detaylarıyla anlatırız ama o zaman insanlar bana gülmüşlerdi ve ben demiştim ki ben münevcimlik yapmıyorum arkadaşlar. Tarih okuyorum. Ee, işte kontrollü dağılma dediğimiz süreci incelediğimizde. 1909-11 arası Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil olarak Libya'da ne yaptığını incelediğimizde. E, sözde o günün lideriyle küs olan, anlaşamayan Mustafa Kemal'in. Akabinde 1923'ten itibaren yine o günün lideriyle sözde kavgalı anlaşamayan Mehmet Akif Ersoy'un e, Mısır'da Libya'da ne yaptığını incelediğimizde 1934'te Mustafa Kemal'in e, direniş şimdilik durdurun demesinin arkasını incelediğimizde 1960'ta Libya'nın ilhak başvurusunu incelediğimizde ve 1910 yıllarda e, Libya'da başbakanlık yapmış Koloğlu ve sülalesini incelediğimizde şunu görüyoruz. E, Koloğlu sülalesi bugün Libya'da 1,5 milyon insanı e, yönetiyor ve Koloğlu, Mustafa Kemal Türk'le Samsun'a inen istihbaratçı kişinin ismi. Değerli dostlar bununla kalıyor mu? Hayır. İnceleyin lütfen. Ee, Tunus'u kuran kişi, Pakistan'ı kuran kişi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Libya'yı, e, Azerbaycan'ı kuran kişiler, teşkilatı mahsusa üyeleri. Bakın kontrollü dağılmaktan neyin kastedildiği buradan belli oluyor. Nitekim yine 2009 itibariyle ben demiştim ki Pakistan, Azerbaycan, Libya, Tunus izleyin. Günü geldiğinde eyaletimiz gibi hareket edecekler. Nitekim bunu da gözlemleyebiliyoruz. Bakın bütün bunlar toplamında Türk Devleti sonunda asli unsur üzerine yeniden yapılanıyor. Burada bir parantez açıp bir başka örnek daha vereyim devleti iyi anlamak açısından. Ben bir ajanda sosyal medyaya koydum bundan iki yıl önce. O ajanda da şunlar yazıyordu. Başkenti Ankara ya da Bursa'ya taşımak, tekke ve medreselere çeki düzen vermek, batılı kıyafetlere geçmek, askeri yeniden Türk unsurlardan oluşturmak, devşirme unsurlar yerine Türk unsurlardan oluşturmak gibi maddelerden oluşan bir ajanda. Bu kimin ajandasıdır dedim. Herkes altına Mustafa Kemal Atatürk yazdı. Ama benim koyduğum ajanda Genç Osman'ın, 2. Osman Han'ın ajandasıydı değerli dostlar. 1622. 2. Osman Han'ın katline sebebiyet veren, 14 Osmanlı padişahının indirilmesi ya da katledilmesine sebebiyet veren, Türkiye'de iki cumhurbaşkanının zehirlenmesi, bir başbakanın asılmasına sebebiyet veren, bugünkü cumhurbaşkanına saldırılara sebebiyet veren ajanda aynı ajandadır. Dolayısıyla içeride 500 yıllık vesayet kıskacını benim adına masonik ve emevik dediğim vesayet kıskacını halletme yolunda büyük adımlar atan Türk devleti aynı zamanda da diğer Türk devletleriyle Rusya'nın ve Amerika'nın hegemonyasında olan Türk devletleriyle de e, çeşitli çalışmalar yürüttü ve bugün dünyaya bomba gibi patlayan açıklamayı yaptı. Türk devletler teşkilatı bir araya geldi. Bakın son söz olarak şunu söyleyeyim lütfen aklınızda kalsın. Biz 1055 yılı itibariyle başlayan süreçte dünyaya nizam-ı alem dedik. Yani dünya düzenini kuracağız, dünyayı bir düzene sokacağız, adalet ve birlik içinde dedik. Fakat 1453 bizim için zirveydi, onlar için, düşman için yere yapışmış olmaktı. Nitekim bütün batılı tarihçiler dünyanın son günü diye yazdılar İstanbul'un fethini. Ee, akabinde 1493 itibariyle e, yani Endülüs Kütüphanesi'nin yakılması oradan çaldıklarıyla Marie Curie'nin söylemiyle e, oradan çaldıkları 5 kitap sayesinde atomu parçalamışlardı. Oradan çaldıklarının üzerine reform, Renesansı yaparak parçalamışlardı. E, Uzak kıtada bir yeni devlet kurarak yeni çağı başlatırken orada kurdukları yeni devletin parası kurulduktan sonra üzerine yazdıkları Nova Ordo Seclorum'du. Yeni dünya düzeni. Yani bizim nizam alem dünya düzeni söylemimize onlar yeni dünya düzeni diye Latince Nova Ordo Seclorum diye karşılık vermişlerdi değerli arkadaşlar. Ee, neden Latince ee, bir gün onlar konseyi kimdir? Bu dünyada gerçekten karşımızdaki düşman kimdir? E, trilaterlerin efendim Bilderbergler nereye bağlıdır konuştuğumuzda oradaki Latince unsuru da e, netleşecek ve anlaşacak, anlaşılacaktır. Ama ben nereye getiriyorum sözü? Türk Devletler Teşkilatı kurulurken kocaman bir motto açıldı. Ne yazıyordu orada? Supreme Order of Turkish World. Ne diyor yani? Türk dünyasının yüce düzeni. İşte gönderme böyle yapılır değerli dostlar. Buradan sonra biz boşuna demiyoruz. 21. asır hatta 3. bin yıl Türk bin yılıdır. Adalet bin yılıdır. Birlik bin yılıdır. Medeniyet bin yılıdır. İnsanlık bin yılıdır. İnsanı insanlığından ve medeniyetinden uzaklaştırdılar. Biz yeniden aynı Erbakan Hoca'nın söylediği gibi, aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yiğit yerinden kalkıyor, düştüğü yerden kalkıyor, medeniyete yeniden önderlik ediyor. Teşekkür ediyorum değerli dostlarım.